Ben hala durduğum yerdeyim. Hangisini seçiyorsunuz onu söyleyin önce. A1. Birinci, buyurun. Çünkü Allah bizi bunun için yarattı. Sizi yarattım ki hiç binmedim, binip de inmedim. İncil de şöyle der. Babalar koruk yediklerinde oğullarının dişleri kamaşmaz. Daha ekonomik, daha sağlıklı, daha dayanıklı tedavi olmayı kabul edenlere SGK esrarı 14 yaşında İncil Tevrat okuyan, Marx'ı okuyan, Nutuk okuyan bir çocuk. 2 yıl kaldım. Her şeyin arkasında Amerika var, İsrail var. Dünyanın en büyük komplosu komploculukla suçlanmaktır. Abdurrahman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gör beniden bu yana nasılsınız? Her zaman olduğu gibi layık olduğumdan daha iyi. Maşallah. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyim, çok teşekkür ederim. Abdurrahman Bey, şimdi ikili gruplar halinde sorular gelecek. Bir soruyu seçip cevaplayacaksınız, öteki sorunun cevabını duymayacağız. Seyirciler en çok cevabı verilen soruyu merak ediyorlar ama... İlk grupla başlıyorum, buyurunuz. Siz aslında eski Türkiye'nin de bir figürüsünüz. O dönemde İslamcı kesimde sık sık birlikte yaşayan vurgusu yapılırken bugün... İslamcı kesim daha sert bir üslup kullanıyor. Sizce neden? Ya da Toklamış Ateş'le programı yapan insandan, yani Abdurrahman Dilipak'tan bugüne kadar neler değişti? Ben hala durduğum yerdeyim. Hangisini seçiyorsunuz? Onu söyleyin önce. A1. Birinci, buyurun. Eski Türkiye, yeni Türkiye. Dün, bugünden daha ileri yaşayanlar ya da bugün daha dünden geri yaşayanlar da var. Ben yürüyüşümü sürdürdüğüm için aslında bugünü hazırlayan kişilerden biriyim. Çünkü 50 yıldır her gün yazı yazıyorum. Ben farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşama iradesinin üstün tutulması gerektiğini düşünüyorum. Ve buraya giden yolda insanın aklıyla vicdanını barıştırmak gerektiğini, ancak o zaman insanın insanla barışabileceğini, ve bu iki barışın insanı tabiatla, çünkü birlikte bu ülkede yaşayacaksak, yaşadığımız ülkenin daha müreffeh, daha temiz, daha sağlıklı olması gerekir. Birlikte yaşayacağımız bu dünyayı birlikte üreteceğiz. Birbirimize rağmen değil. Birbirimize rağmen kazanacak bir zaferimiz yok. Birlikte kazanacağımız tek zafer var. İşte bu toplumsal barışın temel dinamiğidir. Ve bu üç barış benim inancıma göre bizi Allah'la barışa götürür. Çünkü Allah bizi bunun için yarattı. Sizi yarattım ki tearüf edesiniz diye, bilişesiniz diye. Onun için Yunus Emre bilelim, bilişelim. Dünya kimseye kalmaz diyor. Mal, can, namus, akıl, inanç ve nesil emniyetine yönelik tehdit oluşturmadıkça birlikte yaşamayı başarmamız gerekiyor. Bu da emek ister. Peki, ikinci grup. Mavi Marmara'ya neden binmediniz? O olay dindarlar arasında size bakışı nasıl etkiledi? Ya da iktidarı eleştirdiğiniz yazılar çok ilgi çekiyor ve muhalif basında da yer buluyor. Bu durum klasik okurlarınız tarafından nasıl karşılanıyor? Bir. Mavi Marmara'ya hiç binmedim, binip de inmedim. Zaten binmeyeceğim daha önceden belliydi. Her gün gazetemde benim Mavi Marmara yolculuğu yapılırken 500 kişiyle birlikte Umre'ye gideceğim çok önceden planlanmıştı. Yani böyle bir olay yok ve ben Mavi Marmara'nın sözcüsüydüm. Mavi Marmara için de bu sebeple birisinin İstanbul'da kalması, bölgeden gelen haberleri dünyaya duyurmak, İslam dünyasına, Türkiye'de bu haberlerin basına duyurulması için de görevliydim. Yani gitmem diye bir senaryo yoktu. İlk senaryoya göre gidecektim çünkü ilk senaryoda 15 gün önce yola çıkılacaktı. Fakat İngiltere'den gelen geminin Malta'da arıza yapması, affedersiniz ondan önce George Galvin'in çağrısından sonra hazırlıklarını tamamlayamadılar. Süreyi geciktirdiler. Geciktirince benim daha önceki randevu programım öne çıktı.
ve revize ettik programımızı. Benim İstanbul'da kalmam gerekiyordu. Affedersin. Estağfurullah. Yaşlıyım. Estağfurullah. Ay, oy, 73'e giriyorum 9 Şubat'ta. Aa, buyurun. Diğer gruba geçiyorum. Söylediklerinizin içeriğinden bağımsız olarak biz sizi kibar bir insan olarak tanıyoruz. Yıllardır yazdığınız gazete ise geleneksel olarak öfkeli. Sık sık dava konusu olacak kadar sert dille tanınıyor. Bu mizaç farklılığı sizi nasıl etkiliyor? Ya da Gezi'de işlenecek cinayetler için 500 ceset torbasının Divan Oteli'ne saklandığını yazmıştınız. Bunun gerçekliği hiçbir zaman ispatlanamadı. Böyle durumlarda bir yazar, bir fikir adamı ne düşünür? Bir. Ben Adanalıyım. Doğduğumda Osmaniye Adana'ya bağlıydı. Adanalılar çok küfürbazdırlar. Ya da başka bölgelerdeki insanların başka özellikleri de olur. Ya da Hazreti Yakub'un evinde 13 çocuktan 11'i kardeşleri Yusuf'u kuyuya atabilirler. Ya da Firavun'un sarayında da Hazreti Musa'lar, Hazreti Hacer'ler olabilir. İnsanları bulundukları yer, Türkler şöyledir ya da İtalyanlar böyledir gibi bütün genellemeler yanlıştır. Hem iyi anlamda hem de kötü anlamda. İnsan kendisidir. Bulunduğu mahalleyle değerlendirilmez. Mahalle de benimle değerlendirilmez. Yani burada eşit bir pozisyondan söz ediyorum. Ben kendi yazdıklarımdan ve söylediklerimden mesulüm. İnsanların öfkeleri ise duydukları acıya ya da kuşkuya dayalıdır. O seviyedeyse bunu anlayabiliriz. Yani illa da olumlu görmemiz gerekmiyor ama bunu anlayabiliriz. Bunun ötesine geçiyorsanız, yani haklı olmak, size haksızlık yapma hakkı verdiğini düşünüyorsanız burada bir yanlışlık var. Onun için ben bulunduğum yer, yazdığım yazı ya da seçtiğim siyasi parti ya da ideolojik çevrelerimin bütün sorumluluğunu taşımıyorum. Yani İncil'de şöyle der, babalar koruk yediklerinde oğullarının dişleri kamaşmaz. Suçun şahsiliği prensibi vardır. Babasından dolayı insanları suçlayamazsınız. Ya da oğullarından dolayı babalarını suçlayamazsınız. Bu çerçevede düşündüğünüzde hepimizin hataları vardır. Benim de hatalarım olabilir. Benim çalıştığım kurumun da hataları olabilir. Ama herkesi kendi sorumluluğu içerisinde değerlendirmek daha doğru, hakkaniyete uygun olur. Son dönemde dindarların diğer kesimdeki algısı epey yıprandı. Buna siz de dikkat çekiyorsunuz. En ciddi erozyon sizce hangi unsurda yaşandı? Ya da 6. aşıdan sonra insanlara çip takacaklar dediniz. Aşı konusunda bu keskin tavrınız sizce güvenilirliğinizi nasıl etkiledi? Baştan sonra hep birincileri seçeceğim. Buyurun. Çünkü benim diğer tercihim başkaları için taşıdığım bir soru olarak algılanabilir. Onun için kendimi ele vermemek üzere hep birinci. Birinci olduğu için benim için de birinci olacak. Peki. İlk akla gelen soru olduğu için. Bütün topluluklarda zaman ve mekanlara göre dönem dönem dalgalanmalar yaşanabilir. Bunlar da daha çok insanların korku ve umut faktörüne bağlıdır. Korkularıyla insanlar sindirilebilir ve bir erozyon yaşanabilir ki bu diktatörlüklerde daha çok ortaya çıkıyor. İkincisi de sahip olduğu güç ve imkanlarla insanlar. Onun için Kur'an-ı Kerim bize der ki Allah sizin mallarınız, canlarınız ve sevdiklerinizle kim zaman artırarak, kim zaman eksilterek imtihan edecektir. Yoksulun cimri olup olmadığını çok da anlayamazsınız. O hep cömertlikten yanadır ama servet eline geçince tam tersi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla böyle İslamcı geçinip herkese bol keseden adalet, barış, özgürlük vaat ederken ona sahip olduğunuzda
o sahip olduğunuz güç dönüştürücü bir güçtür. Siyaset ve servet. Ama önce sahip olanı dönüştürür. Yani iyi niyetle çıktığınız yolda o hayal ettiğiniz güce ulaştığınızda değer yargılarınız değişebilir. Bugün yaşanan da budur. En çok para, kadın ve makam konusunda insanlar maalesef. Bu solcu ya da sağcı da fark etmez. Bizimkiler bu tecrübeyi yeni yaşıyorlar. Başkaları daha önce de yaşadı bu tecrübeleri. İnsan sonuçta insandır ve hata da yapar, bazen de sapıtır. Belhum adal da olur. Şeytanlaşabilir de. Kenevir üretimi konusunda ısrarla yazıyorsunuz. Hedeflediğiniz noktadan ne kadar uzaktasınız? Sizce eksik olan nedir? Ya da kenevir konusundaki ısrarlı yazılarınız sizinle ilgili genel imajda sizce nasıl bir etki yarattı? Maalesef konjonktür mü diyeyim, benim anlatmaktaki acziyetim arkadaşlarımın ya da ötekilerin anlamadaki engelinden mi kaynaklanıyor? 6 ay bir güz gittik ama çok fazla mesafe kat edemedik. Halbuki tam da iklimi tartışıyorsunuz madem, ormandan daha fazla oksijen sağlayan bir üründen söz ediyoruz. Yani zirai ilaç istemiyor, gübre istemiyor, ne bileyim öyle çok özellikli toprak falan istemiyor. Sakarya Belediyesi vahşi çöp döküm alanına ekti. Sürmenize de gerek yok tarlayı. Yine yetişiyor ve çevreyi de koruyor. Toprağı da, o kanserleşen toprağı da ıslah ediyor. Ne bileyim havaya, suya, toprağa faydalı böceklere de hizmet ediyor. Ve sizi radyasyondan da koruyor. Yani iklimciler radyoaktif kirlenmeden pek söz etmiyorlar. Halbuki bizim satın aldığınız cep telefonlarınızın da SAR değerleri var. Diyor ki bak bu telefonu diyor günde 2-3 saat arası kullanırsanız bu size zarar vermeyebilir diyor. Ama burada herkesin, biz burada 6-7 kişiyiz ve bir sürü bilgisayar da var. Hepsinin bir de Wi-Fi'miz var. Çevreden bir sürü sinyal alıyor. Bunların hepsini hepimiz birlikte yaşıyoruz. Yani teknolojinin sağlık için öngördüğü limitlerin çok üstüne çıktı. İşte bunu önlememiz için aslında burada kenevirden kumaşlar kullanma. Benim gömleğim bu arada hem iç gömleğim hem dış gömleğim kenevirden. Kenevir radyasyon emicidir, antibakteriyeldir. Yani birçok başka özelliği de vardır. Daha ekonomik, daha sağlıklı, daha dayanıklı. Ekonomik diyorsanız sıfır atıkla. Dolayısıyla bütün bu kadar olumlu özelliklerine rağmen hala sadece 19 yılda teşvikler çok sınırlı, ekiciler hem teknoloji yeteri kadar bulamıyorlar, ürünlerini işleyecek fabrika bulamıyorlar. Yani sadece varlığını sürdürmeye çalışan bir tarım üründen söz ediyoruz. Dünyada eğer sadece 5 bitki olsaydı hayat yine devam edebilirdi. Bunlardan bir tanesi de kenevir. Kenevir herkes için, bal üretimi içinde, zeytin bahçeleri içinde. Çünkü daha fazla oksijen, bütün canlıların oksijene ihtiyacı var. Daha fazla oksijen verdiğinizde daha kaliteli, daha lezzetli ürünler alacaksınız. Onun için domates bahçelerinin içerisinde, zeytin bahçelerinin içerisinde, bal kovanlar, arı kovanlarının yanına da ekerseniz, bütün yediğiniz ballar zehirli. Pepsit denilen arı bitine karşı zehir sıkılıyor, içinde kalıyor. Tamam bu insana hemen zarar vermiyor. Çok düşük seviyede arıyla biz bir değiliz de. Halbuki oraya birkaç kök kenevir ekseniz kanatlarını onun üzerine vuracak ve arı biti olmayacak. Bu da kalite ve verimliği, rekolteyi artıracak. Ama niye yapmıyoruz? Çünkü esrar var. Onun dişisinin tepesinde THC var. Peki aseton da koklarsanız uyuşturucu olur ya da tiner ya da hani marka reklamı olmasın tutkallardaki ya da bu duvarları boyamak için kullanılan solventlerde de var ve bunlar bonsai beyin hücrelerini de öldürüyor. Akciğerinizi, karaciğerinizi mahvediyor. Uyuşturucu kullanan yatar, uyur, hayal görür falan filan. Biyolojik riski yok. Yani aklı zail etmesi başlı başına bir tehlike tabii, onu öyle kullanmayalım ama yani o solvent tipi ürünlerden daha az tehlikeli her anlamda.
Halbuki ötekiler kriminal risk katsayısı çok yüksek. Halbuki esrarı eroin kullanana, bonzai kullanana verirseniz kriz gelirken bypass ediyor. Yani esrarı uyuşturucudan dönüş için kurtarabilirsiniz. Ben radikal bir teklifte bulunuyorum. Mafyayı kovalım buradan. Tedavi olmayı kabul edenlere SGK esrarı ister içecek olarak, ister yiyecek olarak, ister damla olarak, ister başka bir yöntemle ücretsiz versin. Annesini, babasını, çevresini uyaralım. Bu insan sağlığına geri kavuşsun. Sizi Güzel Sanatlar Akademisi'ne kabul etselerdi, sizce hayatınızda ne değişirdi? Bugün olduğunuz insan yine olur muydunuz? Ya da yakasız gömleklerinizi berelerinize hatırlıyoruz. Ne giydiğinize çok mu dikkat ediyorsunuz? Ne giydiğim biraz çocuklarım ve hanımımın. Yani bunu buraya gelirken de bunu giymemi hanımım istedi. Benim gelinim de bir bayan tekstilinin iki markaları var. Onların üreticisi bir ailenin kızı. Annem de terziydi. Rahmetli, ben çocukken vefat ettim. Hem de iyi bir terziydi. Dolayısıyla kıyafetlerim konusunda hanımlar söz sahibi benim üzerimde. Yani uyaracaktır. Ceketine niye dikkat etmedin? Bak yakan, ha bunu özel diktirdik tabii keneverden. Yani bu daha böyle mi olsaydı, zaten gelirken dikkat et falan diyor. Otururken pantolon çekiyor, dikkat et diyor. Onun için Allah razı olsun onlardan. Ben o işi onlara bıraktım. Onun dışında ressam ya da heykeltıraş olmak. Ben buraya nereye gittiğimi bilerek geldim. Gelmiştim. Orada güler yüzlü bir devrimci. Kavga etmeyecektim. Kapının önünde zaten resmi nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Malzemeleri de bilmiyorum. Abi bana resim öğretir misiniz? Param da yok diye. Orada bir öğrenciden yardım istedim. O fakültenin talebesiydi. Ama ben daha çok resmi fiilen yapmak, elbette onu yapacaktım ama felsefesini, teorisini, o ressamların hayatlarını da okuyarak geldim. Yani ben 14 yaşında İncil, Tevrat okuyan, Marx'ı okuyan, Nutuk okuyan bir çocuğum. Yani çok hızlı okuyorum. Yeteneğiniz var mı? Evet evet, hala resim yapıyorum ve size getirdiğim kitapların birisinin kapağında benim resmim var. Ve resim de müzayedelerde falan satılır. Yani dışarıda da tanınırım. Yani resimlerim öyle hala da yapıyorum. Ha ben oraya geleceğim, aslında kavga etmeyeceğim ama sorun çıkartacağım, o belli. Yani gireceğim, New dersine katılmıyorum, kısrak getirin, Osmanlı'da bu böyleydi diyeceğim. Yani at, tay üzerinde çalışacağım ve bunu tartışacağım. Ben okuldan atarlar atmazlar çok da umurumda değil. Ama bu mücadeleyi vereceğim. Kesinlikle iyi bir ressam ya da heykeltıraş olacağım ama heykelin başka türlü de yapılabileceğini, portallerinde ya da minarenide ya da anıtlarında çok daha farklı olduğunu biliyorum ben. Onun için resimde de gerçekten çalıştım, hala da çalışıyorum. Benim çalışma odamda tuvalim her zaman hazır durur. Bu anlayışla geldim ve okuldan atılmayı da göze alarak. Daha sonra oradan mesela almayınca beni, çünkü İmam Hatip kökenliyim, lise fark vermişim. Arap-Fars filolojisine gittim. Arap-Fars filolojisinde ben Arapça, Farsça öğreneceğim, o kitapları da okuyabileceğim falan hayal ediyordum. 2 sene okudum. Hatta yabancı dilim İngilizceydi. Bir de Arapça var, Farsça var, İngilizce var. Seçmeli ders Asyatik dillerden Urduca'yı seçmiştim, Pakistan falan diye. Ama 2 yıl kaldım. Nasr Ayan Sur, Nasr Anfeyve, Nasr Mezaki Mensur, Kedibe, Kedibe, Kedibe. Yani metin, ya yuha şebabit Türkiye, ey Türk gençliğinin Arapçasını ezberle. Dedim bu bana göre değil. Sonra gazeteci kalkı ilişkiler yüksek okuluna girdim. 4 defa üniversite sınavına girdim. 4'ünde de kazandım. Ve hiçbirisi için 1 saat bile sınava gireceğim diye çalışmadım. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması için yoğun talepte bulunanlar arasındaydınız. Çıkılmasını takiben geçen sürede beklentilerinizin ne kadarı gerçekleşti ya da AKP'nin papatyaları yazınız nedeniyle partiye 100 bin Türk lirası tazminat ödemeye mahkum edildiniz.
Bu hüküm size ne hissettirdi? Her zaman olduğu gibi bir. Birinci. Bir defa İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı iradesiyle çekildiğimiz açıklandı. Ama yasa aynen devam ettiği için sözleşmedeki bütün hükümler mer'i. Peki bu çekilmenin hiç mi faydası olmadı? Oldu. Bir psikolojik ortam oluştu hem yargıda hem de bürokraside. Çünkü siyasi bir irade ortaya çıktı. Bu sözleşmeden çekilmeye giden süreçteki temel referans benim hazırladığım bir rapordu. Yani Tayyip Bey'in elindeki rapor, ana omurgasını benim hazırladığım bir rapordu. Burada topluma şu dendi, siyasi irade ortaya çıktı, sözleşmeden çekilindi. Ama Batılılara da şu deniyor, uygulamada hiçbir sorun yok. Tabii biraz ıslah ederek işte kadına şiddeti biz tümüyle reddediyoruz. Özgürlükler konusunda da taahhütlerimize sadığız. Çünkü yasadaki hükümler aynen korunuyor. Dolayısıyla ne şiş yansın ne kebap. Yani diyorsunuz ki sözleşmeden çekildik ama sözleşmenin hükümleri halen uygulanıyor. Yumuşatılarak uygulanıyor. Mesela bu arada çocuk haczi geçen günkü düzenlemeyle kaldırıldı. Yani düne göre daha geri bir pozisyona geldi. Ama sözleşme hükümlerinin birçoğu hala yasalarda, mevzuatta yerini koruyor. Sürekli komploya yönelik düşünmek, her şeyin altında küresel çete aramak sizi yoruyor mu? Ya da hangisini daha riskli görüyorsunuz? 5G'yi mi, LGBT'yi mi? Ben komplolardan, hep komploculukla suçlandım ama aslında uzak bir kişiyim. Ama erken şeyler söylemek insanlarda bazen komplocu imajı uyandırıyor ve dünyanın en büyük komplosu komploculukla suçlanmaktır. Çünkü insanları bu şekilde ona inanmaktan vazgeçirebiliyorsunuz. Benim 50 yıldır her gün yazdığım kayıt altındadır. Şu senin söylediğin şey gerçek olmadı diye. Yok demiyorum, vardır da öyle başkalarıyla kıyaslanamaz. Ve ben sözlerimin her zaman arkasında durdum. Ve daha sonraları gelip benden helallik dileyenler, yani her kesimden, her seviyeden, iş dünyasından, akademi çevresinden, kendisi akademisyen olarak benimle tartışıp daha sonra gelip, yani biz hep işte var olan ana akım içinde olayları gördük. Çok basit bir örnek size getirdiğim kitaplardan bir tanesi Çanakkale Geçildi. 200'den fazla Çanakkale Geçilmez diye bir kitap var. Yayıncım bu kitabı alınca çok hacimli bir kitap. Dedik ya bu başıma iş açmasın, dava açarlar, toplatırlar. Hassas bir konu. Ben dedi bunu üniversitenin tarih bölüm başkanı tanıdığım bir arkadaş var. Ona bir inceleteyim dedi. Ona soruyor, diyor ki ya Dilip bak ne yazdı? 200 tane kitap yazılmış Türk Tarih Kurumu. Bunu gün gün yazdı. Harp Akademileri tarihi bütün belgeleriyle yayınladı. Biz mezuniyet tezi olarak bile veremiyoruz. Yani bir makale yazmak için bile Çanakkale üzerinde bir konu bulamıyoruz. Yazılmayan bir şey kalmadık ya. Ama merak ettim ne yazmış Dilip Ak diyor. Ben götürdükten sonra diyor ki biz bura pencereden hiç bakmadık ki. Benim adıma editör olarak yazın dedi. Ve benim kitabım o profesörün editörlüğünde çıktı. Şimdi bu komploculukla suçlamak çok doğru değil. Bir de kibriti gözünüze çok yaklaştırırsanız arkasında ormanı kaybedersiniz. Her şeyin arkasında Amerika var, İsrail var. Yok efendim, yok. Her şeyin arkasında şeytan var o zaman. Şeytanın varlığı günah işlemenizin gerekçesi değildir. Amerika tamam bu haltları yemiştir. Kızılderilileri öldüren, karaderilileri köleleştiren, Asya'da Çin ve Hindistan'ı sömürgeleştiren, bu sömürü mirası üzerine kendi arasında, kendi halklarıyla 100 yıl savaşan kilisesiyle, diğer derebeyleriyle ve Vestfalya Anlaşması öyle doğmuştu.
Bunlar böyle şeyler yapmazlar mı? Yaparlar. Niye siz o kadar bunları görüp tarihten ders alıp aklınızı başınıza toplamadınız? Şeytan tekrar söylüyorum, şeytanın varlığı günah işlememizin gerekçesi değildir. Şimdi biraz da şeytanı savunuyor gibi oldu. Şeytan şeytanlığını yapacak. Amerika Amerikalı, İsrail'i. Ya bunlar hiç memlekette, şeytan benim nefsime taht kurmuş oturuyor. Bu kadar haltı yiyen ya şeytan bile yok ben o kadar suçlu değilim diyecek. İçimizdekiler ne oluyor? Şeytanı papucunu ters giydirir diye bir söz var. Bunlar İslam dünyasında da var. Yani Birleşik Arap Emirliği'nde, Suudi Arabistan'da, Amerika'ya, Rusya'ya, İngiltere'ye bindirelim. İsrail'e bindirelim. Orta Doğu'da ne oluyor? İnni küntü mine zalimin. Yakup Aleyhisselam'ın 13 çocuğu vardı, demin söyledim. 11'i. Kardeşleri Yusuf'u kuyuya attılar. Bu ne oldu? Onun için yeniden düşünmemiz gerekiyor. Yani sadece küresel çeteler. Küresel çeteler var. Ama her şeyden ondan ibaret değil. Gerçek ondan ibaret değil. Onu görmemek de körlüktür. Onu görüp buraya önümüze koyup kendi körlüğünü görmemek de daha vahim bir körlüktür. Son soru. Toktamış Ateş mi? Şanar Yurda Tapan mı? Ya da Hasan Karakaya mı? Hüseyin Üzmez mi? Ben hep bir numaraya cevap vereceğim. Buyurunuz. Onlar benim arkadaşlarım. Bu ülkede farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşamak için biz sosyal kobaylar olduk. Şimdi herkesi Covid kobayı yaptılar ya, aşı kobayı yaptılar ya. Bir Kemalistle dindar, anti-Kemalist. Size getirdiğim kitapların bir tanesi de Bir Başka Açıdan Kemalizm diye benim yazdım. Toktamış Bey benim düşüncelerimde değil. Ben de onun düşüncelerinde değilim. Sizin bana uzaklığınız benim size uzaklığıma eşittir. Buna rağmen biz barış içinde insanca birbirimize tehdit oluşturmadan hatta birbirimizin hak ve hukuklarını koruyarak Şanar başörtüsü takıp geliyorsa mahkemeye, başörtülü avukatım içeri alınmadı diye, başörtüsüne inandığı için değil ama bir hakkı savunmak için. Birbirimizin kurdu olmak, insan insanın kurdu olsun değil. Birlikte yaşayacaksak, birbirimizi anlamamız, dinlememiz, yardımcı olmamız gerekiyor. Ermeni Lisesi'ndeki dua odası kapatılınca ben Ermeni Lisesi'nin önüne nöbet tutayım diye gitmiştim. Ben hiç komünist olmadım. Ama Komünist Partisi'nin açılması için aşık grevi yapanlara destek için gittim. Birimizin derdi, hepimizin derdi. Bunu başarabilirsek zaten insanca barış içinde bir arada yaşayacağız. Şanar sosyalist, Toktamış Ateş Kemalist. Ben ne Kemalistim ne sosyalistim. Biz sadece birbirimizle iyi geçinelim diye değil. İkimiz birlikte insanların önüne çıkıp şöyle dedik. Herkes adaletten, barıştan, hürriyetten yana katılımcı, çoğulcu, şeffaf, insan haklarına saygılı bir dünyayı gerçekleştirmek istiyorsa farklılıklarımıza rağmen el ele tutuşun. ...mamız gerekiyor. Onun için 5G Virüs News'te de şöyle bir sloganımız var artık. Bütün dünyanın erdemli insanları. Adaletten, barıştan, hürriyetten yana olan herkes. Bugün el ele tutuşma günüdür. Haksızlıklara, zulme, sömürüye karşı. Onun için Şanar ve Toktamış Ateş'i... ...bu güzel hatırayı bana yaşattıkları için... ...teşekkür ederek kendilerine tekrar... zikretmiş oluyorum ki Toktamış hocama da Allah rahmet eylesin. Sizinle sohbet etmek gerçekten çok keyifli. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim.